Değişen piyasa şartları neticesinde insanlar artık Avrupa'da ve ülkemizde özellikle yerden yüksek otomobiller alıp bu otomobillere binmek istiyorlar. Yolculuğa çıktıklarında seyir zevklerinin daha yüksek olmasını, daha güvenli otomobiller kullanmayı ve insanlardan biraz daha yüksekte durmayı arzuluyorlar, istiyorlar. Bu nedenle ülkemizde ve Avrupa'nın tamamında SUV ve crossover otomobiller biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii ön plana çıkarken de özellikle turbo beslemeli motor ve küçük hacimli motorlarla bu otomobiller tercih ediliyor. Otomatik vites de kesinlikle bu işin vazgeçilmezi. Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Ülkemizde satın alınabilecek en mantıklı SUV'leri sıralamak açısından bir araştırmaya koyuldum. Birkaç saat sürdü bu araştırma. Sonrasında baktım ki bundan 15-20 gün öncesinin piyasasıyla şu anın her zamanki gibi pek bir alakası yok. Peki 250 bin lira elinde parası olan ve ortalama bir SUV yani crossover otomobil almak isteyen insanlar hangi otomobilleri almalı, hangi otomobillere bakmalı? Genellikle bu fiyat bandına B segmenti crossoverlar satılıyor. Ama B segmenti öyle karışık bir segment haline geldi ki kimisi küçücük, gıllıcık arabalarken kimisi kocaman, heybetli arabalar. Ya bu iki araba aynı segment dediğinizde nasıl ya diyor insanlar. Ben de diyorum bazen. Mesela bugün bir Kia Stonic ile 2008'in aynı segment olduğunu insanlara anlatmakta zorlandığım oluyor. Veya C3 Aircross ile. Çünkü artık değişen piyasa şartlarıyla beraber fiyatlar, motorlar, işte alışkanlıklar öyle bir hal aldı ki üretici firmalar da daha önce yapmadıkları bambaşka şeyler yapmaya başladılar. Devam ediyorlar. Bunu da geliştiriyorlar. Peki biz sadede gelelim. 250 bin lira parası olan bir abimiz bu 250 bin lira parayla hangi SUV'leri alabilir? Ailesiyle hangisine rahat bir şekilde binebilir? Bunu anlatacağız. Listenin ilk sırasında Citroen C5 Aircross var demek isterdim ama maalesef bu otomobilin en uygun fiyatı fiil donanım paketi, 8 ileri tork konvertörlü tam otomatik şanzımanı ve 1.2 turbo beslemeli 130 beygirlik motoruyla 305 bin liralar civarında. Yani bayi herhangi bir şey istemez de 303'e falan da alabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek için bu otomobili söyledim. Eğer 250 bin liranın üzerine biraz para koyabiliyorsanız hiçbirine bakmayın. Direkt C5 Aircross alın. Ama koyamıyorsanız beni dinleyin. Şimdi şöyle baktığımızda Dacia cephesinde bir Duster almak isterseniz 0-100'ü 12 saniyenin üzerinde 100 beygirlik bir 1.0 TC 3 silindirli Duster almak isterseniz 175 bin lira para vermek zorundasınız konfor donanım paketine. Ya alacağım araba biraz daha az yaksın abi, 1.0 araba çeker mi derseniz ki bence 1.0'ın performansı biraz daha iyi olmasına rağmen 1.6 tüplü olduğu için daha çok tercih ediliyor. 1.6 115 beygirlik EcoG yani fabrikadan LPG'li versiyonunu alabilirsiniz bu otomobilin. Peki ne kadara? 183 bin TL'ye. Bu motor çok böyle performanslı bir motor değil ama manuel şanzımanla alabiliyorsunuz zaten iki seçeneği de. Manuel şanzımanıyla yani çok bir şey sunmayan donanımıyla alınabilir mi? Evet alınabilir. Fiyatı makul çünkü. Uygun fiyatlı manuel olur ya kabulümdür diyorsanız eğer bu otomobili tavsiye ederim. Çünkü bu paraya başka SUV maalesef yok. Duster'ın dizelini veya 1.3 turbo benzinlisini alayım ya biraz daha zevkli bineyim abi falan diyorsanız fiyatlar 311 bin liraya kadar çıkıyor bu modelde maalesef. Bir diğer seçeneğimiz Egea Cross. Egea Cross bir B segmenti crossover mıdır? Yoksa C segmenti bir hatchback midir? Bilmiyoruz. İşte az önce bahsettiğim piyasa şartları nedeniyle böyle ara otomobiller ve farklı boyutta otomobiller üretilmeye ve gelmeye devam edecek. Bunun bir örneği de mesela Kia grubunda X-Cheed modeliydi. Çiğit çekirdek gibi abi. Çiğit derler bizim orada. X-Cheed. Buna bir örnek. Peki bu Egea Cross'un fiyatları ne olacak? 1.4 Fire 95 beygirlik versiyonu alırsanız Cross'ta 154 bin lira para ödüyorsunuz. Gayet güzel. Yani SUV'msi uygun maliyetli bir otomobil. Üstelik LPG'de uyumlu bir motor. Peki ya performansı? O konudan pek bahsetme. Çok gitmiyor ama performans beklentisi olmayan kullanıcı diye bir şey var literatürde. O yüzden herkes otomobiline 200-200 gitmek
istemiyor. O yüzden onlar için güzel bir fırsat. 154 bin lira. Ben fiyatlarını beğendim Egea'nın. Özellikle 200 bin altındaki fiyatlarını. Ama 200 bin üstüne çıktığınız zaman o paraya şu var diyeceğiniz fiyatlar olmuş bazı versiyonları. 1.0 3 silindirli turbo beslemeli 100 beygirlik motorun geleceğini havadis videolarında yaklaşık 3 ay önce söylemiştim size. Bu da önemli bir bilgiydi. Hiçbir basına yansımadan biz burada açıklamıştık bunu da arkadaşlar. Biliyorsunuz havadis videolarımızda takip edin. Bu otomobilin fiyatı 180.950 lira olacak. Hatta oldu. 1.6 multijetini alabiliyorsunuz bu otomobilin 232 bin lira. Yani 232 bin lira vereceksem listede birazdan sıralayacağım diğer seçeneklerden tercih ederdim açıkçası bu otomobil yerine. Peki ya bu paralara ne arabalar alınır abi, ne yapacağız fiyatta, bir Ford'a bakalım deyip de Ford'un sitesine girip bir Puma'nın fiyatına bakacak olursanız 277 bin lirayı görünce siteyi kapatıp tekrar fiyatın sitesine girerken kendinizi buluyor olabilirsiniz. O yüzden Puma'yı direkt geçiyorum. Çünkü bence başlangıç fiyatı çok yüksek. Ha bu arada bu da 1.0 95'lik manuel. Ha öyle 125'lik falan bir motor da değil yani. Manuel 95'lik stil paketi. Öyle bir araba yani aldığınız araba. Tamam donanımları fena değil ama fiyat çok yüksek. Konu alabiliyorsunuz. Bir makyajla beraber neler değişebilir? Evet bu konuyla ilgili bir video yapmak istiyorum. Çünkü Kona'da bir makyajla beraber 83 bin liralık bir fiyat değişimi var. Evet evet bir makyajla beraber. Aslında makyajla beraber değil. Bu 83 bin liranın yaklaşık 60 bin lirası vergi olduğu için makyajla beraber değişen yaklaşık 23 bin lirayı biz 83 bin lira olarak görüyoruz karşımızda. Peki Kona'nın 1.0 Turbo GDI'yi 120 beygirlik manuel versiyonu 198 bin lira. Ama 2020 model. 2021 model otomatik şanzımanlı 1.0 turbo GDI bir konu almak isterseniz eğer 281 bin lira bedel ödemek zorundasınız. Otomatik vites olmasaydı Puma'ya koşarak geri gidebilirdim ama bunun otomatik şanzıman olduğu için burada kalırdım muhtemelen. Çünkü 3-5 bin lira farkı otomatik şanzımanlı bir araba alıyorsunuz. Donanımı fena değil ama bence fiyat Kona'da da epey bir yüksek maalesef. Artık makyajlı kasada biliyorsunuz otomatik şanzımanlı Kona'larda gelmeye başladı. Peki devam edelim. Ya abi sen de bize yani böyle arabalar bak 250 bin lira para vereceğiz diyorsanız gidelim şöyle bir Renegade'in 1.0'ı gelmiş abi. Jeep Renegade'e bir bakalım. Yani 10 numara araba şunun 1.0'ını alır binerim bunları alacağıma diyorsanız eğer ya Kona'ya geri gidebilirsiniz ya da Puma'ya geri gidebilirsiniz. Çünkü 304 bin liradan başlıyor maalesef bunun fiyatı. Rahmet okutur diyelim ve bunu da geçelim. Az önce bahsettik. Egea Cross'un biraz daha lüks versiyonu Kia X Chigit dedik değil mi? 410 bin liradan başlıyor. Bunu söylemem yeterli galiba ve devam edelim. Az önce bahsetmiştik. Kia Stonic demiştik. Videosu da yakın zamanda gelir. Belki bu videodan önce gelir ya da bu videodan bir sonraki videoda gelir. 1.4 otomatik versiyonunun güzel bir videosunu yapmıştık. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu listedeki birçok arabanın videosu da var. Yani bazılarının yok ama bir çoğunun var. Stonic 175 bin liradan başlıyor. 1.2 84 beygirlik atmosferik versiyonuyla ve manuel şanzımanıyla maalesef. Ya otomatik alalım derseniz 1.4'ü var. 1.4'ü 212 bin lira otomatik cool paket. Bir de 1.0'ı var. Onun da otomatiğini 7 ileri DCT şanzımanla beraber 220 bin liraya alabiliyorsunuz. 8 bin lira farkla kesinlikle 1.0 bu otomobili alırdım açıkçası. Gidip de 1.4'üne o parayı vereceğime. 1.4'ü LPG'li kullanımda evet oldukça maliyetsiz. Ve hiçbir arızası yok. Şanzıman da 6 ileri artık bu otomobilin. Ama çift kavram olmasına rağmen 1.0 motorda LPG takmadan da az yakıyor ve daha güzel gidiyor. Ama performans beklentisi olmayıp da LPG ile binerim abi ben diyenler için ki bunu diyenler daha çok oluyor her zaman ülkemizde. Yine o motoru da tavsiye ederim tabii ki. Kia Sportage alabiliyorsunuz. Bakın bu grupta şaşırdığım bir otomobil. Çünkü fiyatı 229 bin lira vergi diliminin hemen altında kalmış bir fiyat. Ve bu fiyattan Kia Sportage alabiliyorsunuz. Yine cool paketiyle beraber. Yani C segmentinin en uygun arabası galiba buydu. Ve müthiş bir araba. Bence çok sessiz. Gidişatı da fena olmayan bir araba. Kesinlikle manuel alacaksanız listenin önceki sıralarındaki otomobillerin hepsini unutun. Bu otomobili alın. Tabii bu fiyata bulabiliyorsanız. Bayi muhtemelen üzerine 3-5 bir şey isteyebilir. Sıfır bulamazsanız da dışarıda 15-20 bin lira yükseğine bulabilirsiniz. Öyle gözüküyor. Yani 250 lira falan geliyor yine fiyatı. Öyle baktığınızda. Abi yani dünyanın en çok satan SUV'si. Bu zamanında oldukça uygun da bir arabaydı. Hiç bahsetmiyorsun. Qashqai diyecek olursanız
Şunu söyleyeyim. 322.900. Devam edelim. Başlangıçtı bu yani daha. Daha dur. Daha nereye? Oho, bu başlangıç. Yine mantıklı bir araba. 2020 model Crossland X alabiliyorsunuz Opel grubunda. 1.2 motoruyla alabiliyorsunuz. Manuel ve 130 beygir versiyonuyla alabiliyorsunuz. 207 bin lira bunun fiyatı eğer 2020 modelini alırsanız. Ya işte biraz daha verir Grandland alırım diyebilirsiniz. Ben öyle düşündüm açıkçası ama o 359 bin liraya çıkıyor maalesef. Öyle olunca da biraz daha veremem diye düşündüm. Çünkü bunun biraz dahası benim biraz dahamdan biraz daha fazla oldu. Ya gideriz abi ki bir tane Peugeot alırız. Bak az önce bahsettiğim o iri yarı B crossoverlardan bir tanesi Peugeot 2008'di. 2008'in yakın zamanda manuel 1.2 versiyonun videosunu da yapmıştım ve beğenmiştim. Güzel bir arabaydı ama 100 beygirlik versiyonunun fiyatı 285 bin lira. 130 beygirlik versiyonunu yaptığımız videoda bir ay önce kullanıcısı 230 küsür bin liraları almıştı. Birazdan onu da anlatacağım size kısaca ama liste fiyatı bu. Ve devam ediyorum ama burada kalın, anlatacağım size nasıl o fiyatı aldığını. Şöyle dizel falan biraz dolu alayım, GT line'ini alayım falan diyorsanız 380 bin lira. Bence hiç bulaşmayın yani. Hiç bulaşmayın, çalıyı dolaşın. Kap durumumuz var. 1.0 3 silindirli turbo beslemeli motoruyla alabiliyorsunuz. 211.950 lira. Galiba arkadaşlar yani bu 1.0 3 silindirli motorları tarlada yetiştiriyorlar. Yani öyle düşünüyorum artık. Ya her yerde bunlardan var. En uygun seçenekler de her zaman bunlar. Manuel şanzımanlarıyla tabii ki. Captur'da manuel. Ama mesela Captur'da bu 1.0 versiyonun bir üstüne geçerseniz 295 bin lira dizel manuel. Oradan da devam ediyor. Yani böyle işte bir iniş çıkış falan yok. 211 aldın almadın abi. Başka bir şey mi istiyorsun? 295 buyur diyorlar. Öyle bir fiyat yapısı var maalesef. Neden? Çünkü 80'lik vergi diliminden. Yani 80'lik vergi diliminden 80'lik vergi dilimine girecek diye otomobil alıp da 80'lik vergi dilimi olmasın diye bu kadar uğraşan benden başka adam var mıdır bilmiyorum. Kendi ayağıma sıkıyorum ama yine de yaralamıyorum. Neyse devam edelim. Çünkü 80'lik vergi dilimi olmazsa ben böyle bir şey yapmak zorunda kalmam. İstediğim arabayı alırım yani. Anladınız mı? Alırım, daha rahat alırım. Olmasın abi yani. Seat Arona alabiliyorsunuz. FR veya Excellence paketiyle. 1.0 ve DSG. Listenin en mantıklı arabalarından bir tanesi. Özellikle ortak kullanımda kullanılacaksa 231 bin lira. Piyasada 235'lere, 240'lara bulabiliyorsunuz. Eğer sıkışmış ödemesi olan bir alsatçı veya esnaftan veya bir şahıstan denk getirirseniz 220 bin liralara kadar bulabiliyorsunuz. Ama sırada bundan daha mantıklı bir otomobil var. 290 bin lira liste fiyatına satılan Skoda Kamiq arkadaşlar. Kamiq'in fiyatı 290 bin lira, evet çok biliyorum ama ikinci elde 250 bin liraya onlarca Kamiq bulabiliyorsunuz. Gerçekten maliyet olarak bence oldukça düşük. Kamiq'in fiyatı 250 bin lira. Şu an eğer B SUV bir araba alacaksanız anahtarsız giriş çalıştırma gibi donanımları alan, oldukça güzel gözüken, bagaj hacmi ve iç yaşam alanı saydığım otomobillerin neredeyse hepsinden daha geniş olan ve sürümü çok rahat olan, donanım seviyesi yüksek olan bir otomobil. Aynı zamanda güvenlik probleminiz de yok. NCAP'ten bir 5 yıldızınız var bu otomobille. Kamiq 250 bin liraya bayiden, yani bayiden de belki bulunabilir ama dışarıda çok rahatlıkla alınabilir. Bayide sorun. 250 değil belki 245'e satarlar bayide. Alt vergi dilimine çekerlerse. Bu listenin lideri bence kesinlikle Kamiq. Ya grubun ana arabasını alalım abi. Volkswagen'den alalım, T-Roc'a bakalım diyorsan 376 bin lira 1.5 TSI'yı. Bence hiç bakma abi ona ve devam et diyebilirim. Az önce bahsettiğim şey de şuydu arkadaşlar. Eğer bir otomobil alacaksanız şu an vergi dilimine girmiş, yeni girmiş otomobillerden alırsanız 50-60 bin lira fiyat avantajı da alırsınız. Ama vergi dilimine girecek olan otomobillerden bir tanesini alırsanız liste fiyatından daha yükseğe alıyorsunuz. Piyasada böyle bir saçmalık var. Yani arabanın fiyatı 230 bin liraysa satıcı diyor ki bu zaten vergi dilimine girecek. Bak önümüzdeki ay 290 olacak, 250 verirsen satayım diyor. Vergi dilimine girmişse bu sefer satamadığı için o fiyattan şu an şu piyasada vergi diliminin altından satıyor bu arabayı bayide. Ne yapıyorsan işte düşük fatura kesiyor. Geri kalan parayı elden alıyor. Bu şekilde satıyor. O yüzden vergi dilimine girmiş otomobillere de bakın. Yani onlardan da uygun maliyette denk getirebilirsiniz. Vergi sistemi nedeniyle, yani vergi sistemi hem kahrolsun hem sağ olsun. Böyle bir durum var maalesef. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz uzun bir video oldu. Bak şu sürüşümüzde 5 litre yakıt tükettik arkadaşlar. Arabam 1.0 turbo GDI i20. Bunu bazen soruyorsunuz da aklıma geldi gelmişken bu sürüş. Tam 1 saat 2 dakikadır video çekiyorum. 35 kilometre olmuş ve 5 litre tüketmişiz. Bu şekilde sakin durmadan gidince gayet güzel bir tüketim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.